Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz Game Power marka oyuncu kulaklığına yakından bakacağız. Ürünün tam adı Game Power Ryzen Rainbow 7.1 Surround RGB kulaklık. Ürünün tam adı bu arkadaşlar. Eksiksiz söyledim bu arada. Ürünün satın alma bağlantısını açıklama kısmına bırakıyorum. Bir yandan oradan daha fazla teknik özellik bilgisine de ulaşabilirsiniz. Gelelim özelliklerine. Öncelikle bu ürün biraz bahtsız bir ürün arkadaşlar. Yaklaşık aslında bahtlı bir ürün size göre. Çünkü yaklaşık 6 aydır falan bende. Ve bunu 6 aydır evde kullanma şansını yakaladım. Doğal olarak hayatımda da ilk kez söyleyebilirim bunu. Bir kulaklığı gerçekten uzun süre kullanıp sizlere aktarabileceğim. Artısıyla eksisiyle başlıyorum video. Artısı, şimdi bu bir oyuncu kulaklığı. Üzerinde 7.1 sanal sürücüler var. Yani işte artık bu 7.1 olayını biliyoruz. İşte FPS oyunları oynarken işte adam soldan mı sıkıyor, sağdan mı sıkıyor gibi efektleri ve adamın yönünü doğru anlayabileceğiniz sanal sürücüleri mevcut. Bunu zaten oyuncular bilir. Gelelim bir diğer meseleye. Kafaya nasıl oturuyor? Arkadaşlar kafanın şu üstündeki bandı sayesinde muhtemelen kafamda uzunca saatler kalmasına rağmen kulaklıkla ilgili bir problem yaşamadım. Tek bir problem yaşadım. O da şu ki bu, o da bu kulaklığa özel değil. Daha önce kulaklık videolarımda da söylemiştim arkadaşlar. Şu pedler böyle derimsi bir şey olduğu için uzun süre takımda bulunduğunuz ortam biraz sıcaksa terleme yapıyor. Bu da maalesef buna özel değil. Bu tarz pedlerin yapısında böyle bir durum var. Şimdi tabii bu terleme meselesi arkadaşlar, hani firmanın işte yapmış olduğu açıklamalara bakacak olursak hani işte nefes alır falan gibi şeyler yazmışlar ama finalde bir terleme oluyor. Bunu ben net bir şekilde belirteyim. Hiç terleme olmuyor diyemem. Diyemem. Bunu size yapamam. Şaka lan şaka. Şaka olan o değil yani, terleme olmuyor yani, hani terleme oluyor yani, onu söylemeye çalışıyorum ama buradan da su damlamıyor yani, çok uzadı bu mesele, anladınız siz beni ya. Bunun haricinde arkadaşlar ışıklı, bu rainbow dedikleri işte ışıklar üzerinde kayıyor ediyor, RGB'si bilmem nesi var. Şurada bir adet kumandası var arkadaşlar. Kumanda üzerinden açma kapama, equalizer, ışıkları açma kapama ve kulaklığın volüm muhabbetlerini ayarlayabiliyorsunuz. Ha şeye geçmeden önce, mikrofona geçmeden önce, kulaklığın içerisinde nasıl sürücüler var arkadaşlar, bunlar artık standart. Yani 50 milimetrelik içerisinde sürücüler mevcut. 20 ile 20 bin Hz arasındaki sesleri duyabiliyorsunuz kendisinden. Bu arada bu da insanın duyma eşiği. Yani 20'nin altı ve 20 binin üstünü zaten duymuyoruz. Doğal olarak kulaklık bizim range'imizi tam olarak duyurduğunu iddia ediyor. Bir de şunu açık yüreklilikle söylemem lazım. Bu fiyat bariminde yani 300, 400, 500 hatta 600, 700 yeni fiyatlarda binlere kadar olan kulaklıklarda ses kalitesinde çok hayati bir değişikliğin olacağını düşünmüyorum. Yani siz sürücüler şuymuş buymuş, bu fiyat bareminde çok bunlara takılmayın. Bu fiyat bareminde nelere takılalım? Bir, onu açıkladım zaten, ergonomik olarak kafanızda herhangi bir rahatsızlık oluşturmuyor. İkincisi mikrofon konumuz. Gönül isterdi ki bu mikrofon şuradan şöyle çıksın. Hatta bir gün bir oyun sırasında ben bunu bayağı da bir zorladım, çıkıyordur ya bu nasıl çıkmıyor diye, ama mikrofonu modüler bir yapıya sahip değil. Houston mesela böyle yapabilirsin. Mesela şöyle yapabilirsin. Burnunu fakat sesli iletişimde herhangi bir problem yaşamadım. Sound kalitesi anlamında, ses kalitesi anlamında yine arkadaşlar farklı kanalları izliyorum. 30 liralık, 100 liralık işte Bluetooth hoparlörün muhteşem bas deneyiminden falan bahsediliyor. Müzik dinleme konusunda biraz gıcık bir insanım. Bunu daha önce de söylemiştim. Müzik dinleme anlamında gelen sound boğuk. Ama oyunlarda ve sesli iletişimde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bu arada bu boğukluk çoğunluk tarafından sevilen bir boğukluk. Çünkü bu modeller çok satıyor. Ve insanlar çok memnunlar ses kalitesinden. Demek ki öyle bir müzik dinleme zevkine sahipler. Sonuçta bu göreceli bir şey. Yani ben size burada bana göre boğuk diyorum. Ama normal bir müzik dinleyicisine göre her şey süt limanda olabilir. Şeyi unutmayın, mikrofonda bir gürültü önleme özelliğimiz var. Sağdan soldan gelen seslerle ilgili olarak. Unutuyordum az daha. Gelin bir ses kaydı dinleyelim. Bakalım mikrofon nasıl kaydediyor. Ses deneme. Merhaba arkadaşlar. Şu anda kulaklığı kulağımda müzik mikrofonunu duymaktasınız. Mikrofon şu an tam ağzımın önünde. Şu an burun seviyemde. Şu anda da benim gıdımda. Şimdi birazcık da teknik detaylardan bahsedeyim. Mikrofonumuz eski sesleri falan alır, güzel espri. Keşke Lütfü şurada olaydı. Neyse arkadaşlar, mikrofonumuz eksi Lütfü.
Lütfiye almadan bir video yapamıyorum arkadaşlar. Mikrofonumuz eksi 43 desibele kadar sesi alıyor. Kulaklığım ve dışarı ses çok çıkmıyor. Zaten yolda dinlenecek bir ürün değil arkadaşlar. USB'li bu arada bunu söylemişken PlayStation, ıvır zıvır gibi bütün cihazlarla uyumlu. Ohm değeri de arkadaşlar 32 ohm. Bu 32 ohm meselesi yani ohm'un ne olduğunu açıklamıştım ben. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim. Dünyada şu an iki tane görüş var. Çok meraklıysanız araştırabilirsiniz bu ohm meselesini. Bir tanesi diyor ki ohm düştükçe ses yani sound kalitesi güzelleşir. Öteki de diyor ki hayır canım teknoloji çok gelişti. Ohm yükseldikçe ses kalitesi güzelleşir. Bu anlamda iki tip müzik dinleyicisi var şu an dünyada. Ama 32 ohm son derece standart bir değer ve bu kulaklığın çalışabileceği zaten değer o. Doğal olarak ohm meselesinde bunun 32 ohm'un 8 falan gibi şeylere takılmayın. Yine söylüyorum bu fiyat baremi için çok ince ayrıntı. Sürücü, ohm yani 350-400 liralık ürün. Ben ürünü aşağılamıyorum. Böyle bir tablo çizmek istemem. Ama teknik anlamda ülkemizdeki mevcut durumda hesaba katacak olursak bu fiyat bareminde bu tarz dertlerinizin olması sizi sadece strese sokar. Uygun olanı alın işte. 7.1'i var mı? Var. Mikrofonu var mı? Var. Işıklı mı? Işıklı. Fiyatına kadar şu kadar. Al abicim o zaman. İhtiyacım varsa. Son olarak çıkmadan önce kablodan biraz bahsetmek istiyorum. Kablonun yapısı örgülü arkadaşlar. Son derece sağlam bir yapısı var. Uzunluğu ise çok uzun değil, çok kısa da değil. Yani ben masadan kalkayım, mutfaktan gideyim bir su alayım diyemezsiniz. Ama bende öyle bir kulaklık var, sürekli masanın altına dolanıyor kabloları. O açıdan bayağı avantajlı kablonun bu kadar olması. Artık videonun sonuna geldim. Arkadaşlar ürünün satın alma bağlantısını açıklama kısmına bırakıyorum. Bir yandan oradan daha fazla teknik özellik bilgisine de ulaşabilirsiniz. Bir oyuncu kulaklığı ihtiyacınız varsa ve fiyatı da sizin şu anki bütçenizi karşılıyorsa gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Burada çok küçük bir parantez daha açacağım. Çok özür dilerim. Bu 7.1 olayından ben anlamıyorum. Ama vallahi de billahi de anlayan bir arkadaşıma denettim. 7.1'i güzel dedi. Onu söyleyeyim. Artık videom bitti arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanızda takılan bir şey varsa veya bir sürçülisan ettiysem, farklı bir bilginiz varsa lütfen yorum bölümünden benimle paylaşın ki ayık alayım meseleyi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.